Nedim Şener Amerika'nın KCK, PKK, YPG'yi de kullanıp attığı günleri göreceğiz. Malatyalı İş Adamları Derneği 2006 yılı Nisan ayında 3. Fikir Platformu toplantısı çerçevesinde bir toplantı düzenledi. Katılımcılardan birisi de Malatyalı gazeteci Hrant Dink'ti. 19 Ocak 2007'de katledilmesinden 8 ay önce yaptığı konuşmada şunları söyledi. Geçmişte İngilizlerin, Fransızların, Rusların, Almanların şu topraklar üzerinde oynamış oldukları rol neyse bugün de aynen tekrarlanıyor. Geçmişte Ermeni halkı onlara güvendi, kendilerini Osmanlı zulmünden kurtaracak sandılar ama yanıldılar. Çünkü onlar geldiler, kendi işlerini hesaplarını yaptılar, çekip gittiler ve burada kardeşi kardeşe kan içerisinde bıraktılar. Ve bugün Kürtlerin yaşadığı aynı budur. Bugün Amerika geldi Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti oluşturmak üzere. Kürt kardeşlerimiz için orası bir çekim alanı oldu. Ne oldu? Bir başka şey mi oldu? Bir ümit mi oldu? Bu çok tehlikeli bir gidir. Amerika bu gelir kendi hesabını yapar, işine bakar, işi bittiğinde de çeker gider. Ondan sonra insanları burada kendi didişmesi içinde bırakır. Seçilmiş hükümeti devren silahlı örgüt o gün yaşananlar ve bugünkü gelişmeler Hrant analizinin tarihsel olarak son derece doğru bir tespit olduğunu gösteriyor. Dünyanın gözü önünde Afganistan'da yaşananlar Hrant analizini doğruluyor. Amerika bu gelir hesabını yapar, işine bakar, işi bittiğinde de çekip gider. Sonra da insanları burada kendi didişmesi için de bırakır. Taliban isimli örgüt, örgüt diyorum çünkü ne bir ulus ve millet bilinci var ne tarihsel kökeni. Afganistan yönetimini ele geçirdi. Beğenin beğenmeyin seçimle iş başına gelmiş Afganistan devletinin yönetimine ikinci kez aynı silahlı örgüt tarafından el konuldu. Kendi anlayışına göre ürettiği bir şeriat, zora, silaha, infazlara, yasaklara dayalı bir yönetim anlayışından başka ellerinde bir şey yok. Bu yüzden yüz binlerce insan ülkeden kaçmaya çalışıyor. Yalnızca Amerika ya da diğer batılı ülkeler adına çalışmış Afganlar değil, sıradan insanlar da yeni doğmuş bebeklerini beton blokların çelik tellerin üzerinden atarak ilk buldukları uçakla canını kurtarmaya uğraşıyor. Kabinde yer bulamayanlar uçakların tekerleğine sarılıp canından oluyor. İşte tüm bunlar Amerika'nın hesabı yüzünden. O hesabına bakıyor, işi bitince çekip gidiyor, arkada bıraktığı enkaza dönüp bakmıyor bile. Amerika'nın kullandığı terör örgütü KCK PKK YPG. Amerika'nın bu tutumu ona taşeronluk yapan örgütlere herkese ders olmalı. Özellikle Suriye'de Amerika'nın desteğiyle ayakta kalmaya çalışan KCK PKK YPG terör örgütüne ve onun Türkiye'deki siyasi ortaklarıyla işbirlikçilerine. Amerika Suriye topraklarında da asla kazanamayacağı bir emperyalist paylaşım savaşına girişti. Bahanesi yine terörle mücadeleydi. Bunun için bir başka terör örgütü KCKPKK-YPG'ye destek veriyor. Bir örgüt eliyle Suriye topraklarında devlet kuracağını zannediyor. Bir örgüt olan Taliban nasıl Afganistan'da bir devlet kuramazsa bir başka terör örgütü olan KCKPKK-YPG'de başarılı olamaz. Evet baskı, korku ve silaha dayalı bir yönetim inşa edebilirler ama bu geçicidir ve sonu mutlaka yıkımdır. Nitekim arkasındaki güç Amerika, Hrant Dink'in deyimiyle hesabını yapıp işi bittiğinde mutlaka çekip gider. Sonrasını merak edenler Afganistan'daki gelişmeleri iyi izlesin. 20 yılda 1 trilyon dolar harcadığı ve desteklediği Afganistan hükümeti arkasından desteğini çekip terör örgütü dediği Taliban'la başka bir hesabın içine girdiğini gördük. Amerika bu hesabı olmadan hiçbir adım atmaz. Amerika Afganistan'a neden girdiyse onun için çekildi. Bugün Afganistan'da yenildiği için çekildi diyenlerin yanıldığını yakında göreceğiz. Çünkü Amerika 1979 yılında Sovyet işgaline karşı Afganistan'a neden geldiyse bugün de aynı nedenle çekiliyor. Hedefinde yine Rusya vardı. Arzu ettiği, düşman gördüğü Rusya başta Çin, İran ve Pakistan'ın tam orta noktasında, Asya'nın ortasında bir kaostu çekilme kararıyla bunu elde etti. Acele etmeyin, yakında iç savaş başladığında ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Amerika'nın imajı diyenler olacaktır, Amerika burada işini imajla değil operasyonla hallediyor. Herkes onun imajını konuşurken o Taliban'la çoktan iş tutmaya başladı bile. Bunu her iki tarafta açıklıyor zaten. Amerika gider, hainler ihanetin bedelini öder. Amerika tarafından gönderilen 10 binlerce tır dolusu silah, 100 milyonlarca dolar parayla ayakta kalacağını zanneden KCK PKK YPG bölgenin tarihine, sosyolojisine, coğrafyasına karşı durulmayacağını anlayacak ama onlar için çok geç olacak. Ne demek istediğimi Amerikalı siyasetçi Henry Kissinger'a da atfedilen şu sözle bitireyim. Amerika'nın kalıcı dostları, düşmanları yoktur. Sadece menfaatleri vardır. Amerika bu, hesabını yapar, işi bitince de çeker gider. Hainler de ihanetlerinin bedenini öder. Nedim Şener İbrahim Karagül Stratejik akıldan insani duyarlılığa. Kıtalar dolaşıyoruz. Türkiye büyük ülkedir. Ne yaparsanız yapın artık küçültemezsiniz. ABD'nin ani çekilmesi, Taliban'ın beklenmedik bir hızla kabile girmesi korkunç bir insanlık dramına yol açtı. On binlerce insan Kabil Havaalanı'na akın etti. Uçaklara binmeye, ülkeden çıkmaya çalıştı. Uçak tekerlerine tutunup havadan yere çakılanlar, ABD işgalinin Vietnam'daki, Irak'taki vahşet örneklerini bir kez daha yaşattı. Bütün işgallerde milyonlarca insanı katleden, korkunç insanlık suçlarına imza atan, şehirleri yok eden, ülkelere ve insanlık medeniyetine en ağır zararları veren ABD, Kabil'de 20 yıldır kendisiyle çalışanları bile ortada bıraktı. Taşıyabildiği az sayıda insanı kargo uçaklarına istif etti hayvan muamelesi yaptı. Götürüp Afrika'nın ortasına Kongo'ya bıraktı. Afganistan işgal ederken yaşattığı çirkinlikleri Afganistan'dan kaçarken de sergiledi. Kabil'de alkışlanacak tek ülkedir Türkiye. Türkiye'nin kabil havaalanının kontrolünde, insanların tahliyesinde, organizasyon yeteneğinde, bütün bunları yaparken insana duyduğu saygıda, hiçbir ayrım gözetmeden herkese yardım etme becerisinde, soğukkanlı ve sağduyulu halinde, ülkelere örnek oluşunda gösterdiği özen ve başarı alkışlanmalı. Türk askerinin diplomasisinin, sivil kuruluşlarının, Ankara'daki siyasi aklının, bürokrasisinin yetenekleri ve özverisi teslim edilmeli. Türkiye dışında hiçbir ülke bu başarıyı sağlayamadı. Bu ölçüde insani tavrı göstermedi, gösteremedi. Akdeniz'de mülteci buhar gibi. ABD binlerce insanı yüzüstü bıraktı. ABD ile birlikte Afganistan'da olan Fransa, Almanya gibi Avrupalı ülkelerin tamamı birlikte çalıştığı insanları yüzüstü bırakıp kaçtı. Hepsi korkudan, Afgan insanını insan yerine koymamaktan, bencillikten, kibirden beslenen aşağılık, onursuz bir tavır sergiledi. Akdeniz'de mültecileri nasıl boğduysa Afganistan'daki adamlarını Kabil Havaalanı'nda boğulmaya terk etti. Türkiye 21. yüzyılın beklenenidir. Kötülük saçanlara yüz vermeyin. Türkiye'nin Afganistan politikası, Taliban'a bakışı, Orta ve Güney Asya'daki güç kaymalarını okuma biçimi, kendi yükselişinin ve nüfuz etkisinin farkındalığı kusursuzdur. Türkiye 21. yüzyılın aklıdır derken, Türkiye 21. yüzyılın sürprizidir derken bunu kastediyoruz. Ve şimdi Türkiye 21. yüzyılın beklenenidir diyoruz. Türkiye 21. yüzyılın vicdanıdır diyoruz. İçerideki karartmaları aldırmayın. Kötülük saçanlara yüz vermeyin. Zihninizi bulandırmayın. Ülkenize, milletinize, devletinize güveninizi sarsanlara, iyilikleri sulandıranlara, başarıları küçümseyenlere yüz vermeyin. Gözlerinizi karartmalarına izin vermeyin. Sessiz Devrimlerin Ülkesi bu ülke insanlık adına, coğrafya adına, geçmiş ve gelecek adına çok şeye imza atacak. Dünyada sessiz devrimlerin ülkesi olacak. Birileri ne kadar bunu gölgelemeye çalışsa da Türkiye aklı, Türkiye etkisi, Türkiye duruşu, Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya, Güney Asya'ya dalga dalga yayılıyor. Bunun siyasi sonuçları olacak. O ülkelerin kendilerine dönmesinde, kendilerini yeniden kurmasında, güçlerini ve zenginliklerini fark etmesinde bir bilinç dalgasına yol açacak. O sokakların özgüveninde patlamaya, ülkesini ve dünyayı algılama biçiminde derin sarsıntılara sebep olacak. Bütün bunlar aslında şu an oluyor. İşte Türkiye bu yüzden tehdit görüldü. Bunun için içeriden durdurulmaya çalışılıyor. Bunun için iç cepheler kuruluyor. Bunun için siyasi partilerle terör örgütleri tek çatı altında toplanıyor. Dışarıdan durduramayanlar içeriden vuruyorlar şimdi. Bakanlar çizmeleriyle ev ev köy köy dolaştı. Kötüler yine kaybetti. Ülkemizin güneyini orman yangınları, kuzeyini sel vurdu. Bu doğal afeti bile içeriden durdurma amaçlı kullandılar. Çirkin bir kampanya yürüttüler. Oysa milletimiz dayanışma içindeydi. Devlet bütün unsurlarıyla bölgedeydi. Olağanüstü organize bir müdahale yürütüldü. Bakanlar haftalarca evlerine gitmedi. Ayaklarında çizmeler köy köy ev ev dolaştı. Herkesle tek tek görüştü. Hasarlar tespit edildi, ihtiyaçlar listelendi, tedarik edildi. Evler yeniden yapılıyor, ağaçlar yeniden dikiliyor. En önemlisi de insanımız yeniden ayağa kaldırılıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde bunu göremezsiniz. Bu mükemmelliği, organizasyon yeteneğini, bu insani seferberliği, dayanışmayı, devlet cömertliğini ve merhametini göremezsiniz. Stratejik akıldan insani duyarlılığa, kıtalar dolaşıyoruz. Türkiye'nin bu başarısını sadece Kabil'de, sadece sel ve yangın bölgelerinde değil, içeride ve dışarıda bütün alanlarda görüyorsunuz. Stratejik akıldan insani duyarlılığa, geleceği hazırlıktan geçmişin birikimine, Anadolu yükselişinden coğrafya bilincini, artık kıtalar dolaşan merhamet ve güçten tarihi dönüştürmeye Türkiye geri döndürülemeyecek bir yere ulaşmıştır. Türkiye'yi sevenler kazanacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yolu denerlerse denesinler, bu yürüyüşü durdurmak mümkün değildir. Bu aklı felç etmek, bu milletin kalbini kurutmak, ülkemizi öfke ve nefrete teslim etmek mümkün değildir. Türkiye'yi sevenler kazanacak. İbrahim Karagül